Programda erkeklerde serbest programda birbirinden güzel, birbirinden heyecanlı seriler izleyeceğiz sevgili seyirciler. Onu hemen belirteyim sizlere. İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nden Han Yan ekranlarımıza geliyor. Kısa programı 3. sırada tamamlamıştı. Bütün bu sporculara dikkat göstermenizi, dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü bu sporcuları en kısa zamanda, örneğin önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde görebilirsiniz. O kadar başarılı sporcular. İşte Çin Halk Cumhuriyeti'nden Han Yan çok çok güzel bir kısa program sunmuştu. 61.21 puan elde etmişti. İşte ekranlarımıza geliyor. Bakalım serbest program nasıl olacak. Cumhuriyetinden Han Yan, işte gördüğünüz gibi sayın seyirciler,
Şu anda Dünya Gençler Grand Prix'sindeyiz ama bu kadar başarılı, bu kadar güzel seriler geliyor. Zaten Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'li yıllarda yaptığı tam anlamıyla bir ihtilal gibi bir şeydi. Ve 70'e kadar bu spor dalı Çin'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yok. Ve işte ondan sonra Bin Yao'yla ve diğer hocalarla birlikte mükemmeller yaratıyor, mükemmel başarıların altına imzasını atıyor Çin Halk Cumhuriyeti. Üçlü Filip ikili Toylup'la başladı serisine. Üçlü Filip üçlü Toylup'la başladı serisine. Han Yan. Şimdi buradaki arkadaşlarımızın hazırladığı ağır gösterime göre gitmek istiyorum. Şu anda hazırlıklarını yaparken görüyorsunuz. Atlayışa doğru hazırlıklarını yaparken görüyorsunuz. Ve aynı zamanda spirallerini gerçekleştirirken dairesel ve kıvrımlı olarak. İşte şu anda, işte şu anda bakın Salkova yükseliyor. Üçlü Salkov'un ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini de gördük. Orta bölümde çok güzel lutsları vardı. İki tane ayrı üçlü luts yaptı. Ayrıca Axel'ın arkasına, Axel gibi zor bir hareketin arkasına toyluplar, looplar yani Rittberger'ler ekledi. Birbirinden başarılıydı gerçekten. İşte onlardan biri geliyor sayın seyirciler. Evet arkadaşımı tebrik ediyorum. Tam zamanında buldu bahsettiğim atlayışı. İşte bakın Axel'ın arkasına toylup ekledi ve bir de Rittberger yaptı. Tam size bu hareketten bahsederken sayın seyirciler. Bu arada hemen arka planda hakemimiz, baş hakem Osman Şirvan görüntüye geldi. Onu da hemen belirtmek istiyorum sayın seyirciler. Evet, Han Yan birbirinden başarılı atlayışların altına imzasını attı. Ama biraz sonra mesela Rus Stanislav Kovalev'i izleyeceksiniz. Onun da çok başarılı bir seri sunacağını düşünüyorum. Birleşik Amerikalı Joshua Ferris var. Birbirinden başarılı. Japon Kento Nakamura. Hakikaten birbirinden başarılı sporcular var. İşte Han Yan. 1993 doğumlu ve George Gershwin'in bir klasiğiyle Rhapsody in Blue eşliğinde serbest program serisini sundu. Teknik puan bakın 64.19. Yani tebrik etmek lazım. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'ni tebrik etmek lazım. Sayın seyirciler şu anda görüyorsunuz 182, açık araya bakar mısınız? 182-154 hemen arkasından gelen sporcu.